Orhan Bursalı, 19 Aralık 2021, Cumhuriyet. Ya batacağız, ya çıkacağız. Tam şöyle dedi aslında. Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber kazanacağız. Yeni Maliye Bakanı Nurettin Nebati, uyguladıkları yem, yeni ekonomik modeli Sevilay Yılman'a böyle anlatmış. Bir ülke ve ülke bütününü ilgilendiren ekonomi, demek Sırat Köprüsü üzerinde yönetiliyor, yürütülüyor. Gözümün önünde bir ip cambazı canlandı elinde büyük sopayı ip üzerinde durabilmek için denge aracı olarak kullanıyor. Ama genellikle cambazların altında gerili bir ağ da bulunur. İktidarın altında ise bir cehennem var, tüm ülkenin yuvarlandığı. Çıkma olasılığı var mı? Yok. Yani kendileri de ya nokta nokta ya dediklerine göre yüzde elli çıkarız diye düşünüyorlar. Bu aslında benim iyimser tahminim. Kendilerinin bile buna inancı yok diye düşünüyorum. Şimdi soru şu. Böyle bir anlayışla adeta kumar masasındaymış gibi bul karayı al parayı mantığıyla ülke yönetilir mi? Ülke yönetimi bir denge meselesidir. Çok ağır bir sorumluluktur. Ülke insanlarını bedavaya getirecek, soyup soğana çevirecek bir ekonomi politikası uygulanabilir mi? Böyle bir acımasızlıkla yönetilen ülkedeki yoksulluk çığlıkları vicdanlarında asla yankılanmayacak demektir. 4250 TL'lik asgari ücret kötü mü diyorlar? kötü, rezalet. Çünkü daha şimdiden her şeye yapılan zamlarla bir hafta içinde ücretin %10'u gitti. Düşünün ki ücretliler 4250 TL'yi Şubat başında alacaklar. Şimdi asgari ücret 265 dolara denk geliyor. 1 dolar 16 lira. O zamana kadar gelen zamlarla ücretliler yine dünyanın en söğüşlenen emekçileri arasında olacak. Zaten bunun hesabını yaptılar asgari ücreti saptarken verdiklerini sanki yüksek gibi görünen ücreti 3-5 ay içinde fitil fitil emekçilerin burunlarından getirecekler. Büyük yıkım yeni başlıyor gibi. Kendilerinin bile bilmediği dövizin yükselişini durdurmak, ateşi söndürmek için sattıkları 6 milyar doların kızgın bir fırında buhar olup uçuşunu seyrediyorlar. Neden? Çünkü ilerisini gören kimse yok. Faizle enflasyon arasındaki farkı açtıkça devalüasyon parayı pul edecek. Böyle giderse bir torba dolu enflasyon parasıyla 5 tane ekmek almaya gidilecek günlere, pat diye ulaşabiliriz. O zaman bugün yandaşların övgü düzdüğü asgari ücret, kaotik bir ekonomik düzende hiçbir hükmünün kalmayacağı bir değersizleştirmeye uğrayacak. Kötümser miyim çok? Evet, herkes gibi. Çünkü güven verici hiçbir açıklama yok sadece geçerli ekonomik saptamalara kafa tutuluyor. Sanıyorlar ki faizi düşürünce parası olan yatırım yapacak. Cumhurbaşkanı faizi düşürdük. Şimdi patronlar gidip ucuz kredi alsınlar ve yatırım yapsınlar, iş sahaları açsınlar diyor. Ne yatırımı? Kredi yine de %20'lere geliyor. Diyelim ki bu ucuz krediyi aldı. Yapacağı yatırımın makinesi, teçhizatı, en azından bir kısmı veya ciddi bir yatırımsa büyük kısmı dışarıdan satın alacak. Yani dövizle. Aldığı ucuz krediyi dolara vuracak. Abo diyecek. Ara malları, elektroniği en azından bir kısmını dışarıdan alacak, dolara bakacak, abo diye bağıracak. Yandım, bittim, kül oldum. Ben bu yatırımı yapacak kadar salak mıyım? Güvence yok. Dolar nerede duracak belli değil. Bu politikayı nereye kadar sürdürecekler belli değil. Tek adamın iki dudağı arasında bir ülke. Maliye Bakanı bile gelir gelmez bürokrasisi içinde farklı düşüncede olanları kapının önüne koymuş. Demokrasi ayaklar altında. Fikir özgürlüğü ezilmiş. Hiçbir tartışmanın doğrular ve yanlışlar ayıklamasının yapılmadığı, tek yola çıkan bir yönetim tarzının nerelere hepimizi yuvarlayacağı konusunda derin kaygılar ve karanlık yarattığı bir durumda ne yatırımı? Peki neden bu yola girdiler? Hesapları ne? Yarına. Ayrılmayın, gitmeyin. Yıllardır bu gazetenin her sayfasında yoğun emeği, üzüntüsü, sevinci, beğenisi, eleştirisi olan, Cumhuriyet gazetesine ruh ve can katan, geçmişini bilen, aldıkları düşük ücretlere rağmen kendileriyle özdeşleştirdikleri ve büyük bir tarihsel mirasla yaşadıkları için mutlu çalışan sevgili arkadaşlarım kopup gidiyorlar 3-5. Neden? Özdeşlik duygusunu yitirdikleri için. Bu duygu yetince yaptığı işin özü sıradanlaşır, bayağılaşır, önemsizleşir. Ben niye buradayım der. Güle oynaya yaşayan bir gövdeden kopup giderler. Onlar işçi değil. Bu gazetenin deneyimi, zenginliği, ruhu, bilinci. Hey, gitmeyin. Burada kalın. Bizleri de anlamsızlaştırmayın. Orhan Bursalı